Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şöyle elimde tutmuş olduğum ve kutusunda görmüş olduğunuz Logitech MX Anywhere 3 isimli kablosuz fareyi inceliyoruz. Biliyorsunuz ben daha önce Logitech'in MX Master 3 modelinde incelemiştim. Hatta onun birinci ürünü de kullanmıştım yaklaşık 5 sene sonra. 5 sene kullandıktan sonra daha doğrusu bu ürünün yerine MX Master 3 gelmişti. Şimdi aslında Master 3 ile bu Anywhere 3 aslında birbirine çok benzeyen iki cihaz. Donanım anlamında değil belki ya da donanımda bir kısmı benziyor. Ama kullandıkları tekerlek teknolojisiyle benzeyen cihazlar. Anywhere dediğiniz zaman zaten aklınıza gelen şey muhtemelen her zeminde çalışabilen bir faredir. Bu üründe öyle bir ürün. Daha önceki modellerde de benzer bir durum vardı. Ailenin 3 serisiyle beraber artık daha da geliştirilen bir fare haline geldi. Özellikle bu böyle hani çok yoğun fare kullananlar için aslında geliştirilmiş özel bir fare bu. Hemen her zaman yaptığım gibi ben birazcık genel tasarımından bahsetmek istiyorum. Şimdi oldukça güzel bir faremiz var. Böyle sabun şeklinde diyebilirim ben buna. Evet, bir sabuna benziyor. Alt kısmı daha düz tasarlanmış, alt kısmında uç kısmı birazcık böyle bombeli bir tasarım var. Üst kısım ise belli bir hani avuç şeklini alan bir tasarımla geliyor. Bu tasarıma hem sağda hem de solda böyle parmaklarınızı kaydırmayacak şekilde tasarlanmış, böyle kademeli bir eğimli bulunan bir alan bulunuyor. Burası bir kauçuk gibi bir malzemeden üretilmiş. Ee, üstten baktığımızda e, sol tarafta iki adet tuş var. Bunlar programlanabilir tuşlar ama standart olarak geldiğinde normal tarayıcı modunda gezi gezinirken yani internette ileri ve geri yapmanızı sağlıyor ama siz onu değiştirebiliyorsunuz. Onun detaylarını birazdan değineceğim. Sağ tarafta ise bir şey yok arkadaşlar. Sadece o e eğimli yüzey bulunuyor. Bunun dışında üst kısma baktığımızda üst kısmında bir led lambamız var. Bu lamba şarj olurken ya da cihaz açıkken yanıyor. Siz de onun e en azından cihazın durumuyla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz. O lambanın hemen altında bir düğmemiz var. Bu düğme de programlanabiliyor ama standart e, özelliği bu kaydırılabilir tekerleği modlar arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Siz ama isterseniz farklı bir şekilde de programlayabiliyorsunuz. Bunun şimdi alt kısmı çevirdiğimizde aslında MX Master'e benzeyen bir tasarım bizleri karşılıyor. Algılayıcımız var, açma kapama tuşumuz mevcut. Bir de üç farklı cihazı eşleştirmemizi sağlayan bir switch gibi yani her bir basışta. 1, 2, 3 şeklinde cihaza atlamamızı sağlayan bir düğmemiz mevcut. Uç kısımda ise bir tip C bağlantı yuvamız var. Cihazın üzerinde bulunan bütünleşik pilini buradan şarj ediyoruz arkadaşlar. Genel görünüm bu şekilde. Şimdi isterseniz birazcık teknik özelliklerden de bahsedeyim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Logitech MX Anywhere 3 her yüzeyde kullanabilme özelliğine geliyor. Darkfield 1000 dpi sensör teknolojisi var ki bu 1000 dpi'yi 4000 dpi'ye kadar çıkartabiliyoruz. Max Speed elektromanyetik kaydırma tekerleğimiz var. Söylediğim gibi MX Master'da da benzeri vardı. Buradaki birazcık daha küçük ama aynı teknolojiye sahip olduğunu söyleyeyim. 70 günlük bir pil ömrü var. Bunu birazdan deneyimlerimle ne kadar olduğunu göreceğiz. 1 dakika şarj ile 3 saatlik kullanım sağlıyor. USB tip C bağlantısını söylemiştik. Bunu biliyorsunuz zaten söyledik az önce. Siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri var ama bunlara e, Logitech şöyle bir isim vermiş. Açık gri, gül ve grafit renk seçenekleri demiş. E, bendeki versiyon hani beyaz gibi olacak ama gri renkli aslında. Tam bembeyaz değil. Gri renkli olan modeli bunun siyah yani grafit ve pembe yani gül rengi seçeneklerinde olduğunu belirtelim. İki tip teknolojiyle bağlantı kurulabiliyor. Bluetooth ve unifying USB bağlantısı. On detaylarını birazdan vereceğim. Flow desteği var. iki arasında dosya transferi yapabiliyorsunuz. Windows, Linux, Mac OS, iPad OS, OS ve onu da ben araştırdım. Android tablet desteğimiz var. Logitech Options yazılımı ile birçok özelliğini kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve 700 TL'de fiyatının olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. İşte cihazın genel özellikleri de bu şekilde. Gelelim kullanım deneyimine. Biliyorsunuz ben kullanım deneyiminden biraz bahsetmek istiyorum. veya bütün incelemelerimde bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yoksa teknik özellikle şuydu buydu zaten bunlar her yerde var. O yüzden bunları da ben koyuyorum ama bilginiz olsun diye koyuyorum. Asıl onun önemli olan şey şu kullanım deneyimi. Yani siz bu cihazı aldığınızda nasıl bir deneyim yaşayacaksınız? Önemli olan bu. Şimdi ben cihazı USB'den bağlamadım ama bir tane unifying bağlantısı yani unifying bağlantısı nedir bilmeyenler için söyleyeyim. Bu bağlantı sayesinde bu bu tarz bir e, bağlantıya sahip olan başka Logitech cihazlarında buna bağlayabiliyorsunuz. Bu aslında universal bir bağlantı oluyor. Logitech ürünleri için söylüyorum tabii bunu. İsterseniz USB'den bazı, isterseniz Bluetooth'tan iki farklı teknolojide kullanabilirsiniz. Ben Bluetooth kullandım hem bilgisayarımda hem de şu anda masanın üzerinde bir kısmını gördüğünüz şurada bir tabletimiz var. Huawei MatePad Pro var. E, ona bağladığımda Bluetooth'tan bağladım. USB hiç kullanmadım ben ama kullanabilirsiniz de size kalmış. Fakat bilgisayarda yer kapladığı için ben kullanmamayı tercih ediyorum genelde. Kutudan çıkıyor zaten bu. Bunu alıyorsunuz. Bir de kutumuzdan şöyle bir kablomuz çıkıyor. Tip C kablosu. Bunu da şarj için kullanıyorsunuz. Ben bunu hiç kullanmadım açık söyleyeyim. Kendi kablom vardı zaten. Dursun bir kenarda. Bu kablolar her zaman faydası oluyor arkadaşlar. Şimdi kullanım deneyimine geçecek olsak arkadaşlar MX Master'da da bulunan bu Max Speed olayı çok güzel. Bu manyetik bir tekerlek. Bu tekerlek manyetik olarak hareket ediyor ve isterseniz Öyle benim tabirimde fırfır isterseniz tırtıklı şekilde yapabiliyorsunuz. O ayarı da şuradaki düğmeyle yapabiliyorsunuz. Bin satır kaydırabiliyor. O kadar şey var. Hani benim öyle bir derdim yok. Yani özellikle Excel falan çok kullanıyorsanız belki Excel için bu ihtiyacınız sizi karşılayabilir, mutlu edebilir ama e, benim öyle bir ihtiyacım yok. Yani bin satır birden kaymak falan gibi sayfalar arasında falan öyle bir şeyim yoktu ama çok e, seri bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, gayet güzel bir tasarıma sahip. E, tasarımla ilgili eleştireceğim taraf şu. Ee, MX Master'da biraz daha böyle yukarı doğru giden bir bombeli tasarım vardı. Yani ele daha iyi oturuyordu bence. Çünkü bizim takdir edersiniz ki elimiz tamam şöyle bir bombe var ama parmaklarımız tam o, o bombe kadar değil bunlar. Daha küçük oldukları için fareler biraz daha yukarıdan olabilirdi aslında ama bu Eniver ailesinin de özelliği bu arkadaşlar. O yüzden o birazcık kişisel bir yorum. Hani beğenmedim dediğim tarafı o. Şurası biraz daha şişik olabilirdi diyorum ama MX Master'dan gelen bir alışkanlık bence. Yine de bu kullanımla ilgili bir sıkıntısı yok. Şöyle bir ses çıkıyor. Şimdi sesini size dinletmek istiyorum. Bu e, sol tuşumuz. Bu da sağ tuşumuz. Sağ tuş biraz daha tiz. Sol tuş biraz daha tok. Gördüğünüz gibi böyle bir ses farkı var. Şimdi güzel bir yazılım çıkıyor kutusundan. Logitech Options diye. Zaten MX Master'da da onu kullanıyordum ben. Bunda da var aynısı. Orada bir sürü ayar yapabiliyorsunuz. Şimdi aynen MX Master'da olduğu gibi Uygulamaya göre birçok tuş otomatik olarak zaten ayarlı geliyor. İşte Photoshop'ta o düğmeye basınca başka bir şey yapıyor da tarayıcıda başka bir şey yapıyor. Benim yani yandaki düğmelerden bahsediyorum. Üst düğmede Photoshop'ta başka bir şey yapıyor. Word'de başka bir şey yapabiliyor. Bunlar otomatik geliyor. İsterseniz de değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz de diyorsunuz ki yani öyle bir sürü ayar var. Yani şu tuşa basınca şu olsun, bu tuşa basınca bu olsun gibi böyle onlarca farklı ayar var. Hepsini siz o yazılım üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Bence özelleştirilmesi de şu manada güzel. Çünkü diyelim ki siz ileri geri değil de başka bir şey yapsın istiyorsunuz, tıklayınca bir program açsın istiyorsunuz, bunu bile atayabiliyorsunuz. Bu manada güzel olmuş bence. Üç farklı cihazı aynı anda bağlanabiliyor. Yani aynı anda kastettiğim şu, buradan seçim yapmanız gerekiyor alt taraftaki düğme yardımıyla. Ben mesela hem bilgisayarı hem de tablete bağladım. İkisini beraber de hani bir ona bir ona o tuşa basarak hızlı bir şekilde geçiş sağlayabiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Aynı MX Master'da da vardı biliyorsunuz. Söylediğim gibi deneyim olarak çok başarılı bir fare. Özellikle böyle çok yoğun fare kullanan bir iş yapıyorsanız ki ben genelde çok yoğun fare kullanıyorum. Çünkü yazı yazıyoruz. Hani yazı klavye yazıyoruz belki ama onun işte siteye girilmesi, Yaptığım işlerin say sayfalara girilmesi vesaire gibi bir sürü hani mail atılması, şusu, busu hepsi tıklamak gerekiyor. Yani e, touchpad kullanabilen insan değilim ben. Açıkçası klavyem bile haricidir. E, o yüzden fare de çok önemli benim için. Ve böyle bir, benim gibi biriyseniz e, mutlaka ve mutlaka böyle bir yatırım yapın derim. Bu güzel bir fare. Tabii ki fiyatı birazcık yüksektir. 700 TL, o 700 TL fareye verilir mi diyeceksiniz ama o birazcık bizim kur Sıkıntısından kaynaklanıyor arkadaşlar. Pil durumuna gelecek olsa, şimdi 70 gün demiş Logitech ama ben yaptığım testlerde şöyle bir şey gördüm. Hemen şuradan bakayım notlarımdan. 13 günde %80'den %55'e düşmüş pil gücü. Ben %80'de kadar doldurmuştum. Yani %25 azalmış 13 günde. Bu da takriben %100'e çevirirsek bunu kaba bir hesapla 52 gün yapıyor. 70 gün değil. Ee, ama tabii bunlar biliyorsun ideal şartlarda ölçülen rakamlar. Hani ideal bir şartta ölçseydim ben ve %100'den belki başlasaydım o zaman muhtemelen hani 70 olmasa bile 60 65'i falan bulurdum diye tahmin ediyorum. Yani verilen rakam 3 aşağı 5 yukarı doğru olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu da günlük kullanım için çok yeterli bir pil ömrü. Ee, belki kafanızda şöyle bir soru vardır. Ya işte 3 sene sonra 5 sene sonra bu cihazın pili bitince ne olacak diye. Ben Logitech MX Master 5 yıldır kullanıyorum arkadaşlar. Hala çalışıyor. Hala da pili var. Elbette ilk günlerdeki kadar yüksek bir performans sunmuyor artık pil anlamında söylüyorum ama hala çalışıyor ve en az 4-5 gün çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Logitech MX Anywhere 3'ün pil durumunu uygulama üzerinden ne yazık ki göremiyorsunuz. Cihazın kendi üzerindeki lamba pil azaldığında farklı bir şekilde yanıp sönüyor. Aynı zamanda eğer bilgisayar üzerinden kullanıyorsanız zaten yazılım size pilin az olduğu konusunda bilgi veriyor ama şöyle bir durum da var arkadaşlar Windows'da Bluetooth'tan bağladığınız zaman pil durumunu doğrudan doğruya Windows'un kendi arayüzünden görebiliyorsunuz. Ben bu şekilde ölçümlerimi yaptım ama mesela uygulama üzerinden de koysalarmış yazılım üzerinden daha doğrusu çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu arada Android detayından bahsettim ama Logitech'in sayfasında vesairede böyle bir bilgi yoktu arkadaşlar. Ben Android bir tablet'e bağladım. Huawei MatePad Pro'ya bağladım ve çok güzel bir şekilde kullanabildiğim Bluetooth'tan bağlamıştım. Zaten Bluetooth olduktan sonra fare desteği olan herhangi bir cihaza bağlanmamanız için bir sorun yok. Hatta ben daha önce incelediğim ve çok da ilgi gören bir incelememiz vardı. Turkcell TV Plus Ready'de bu fareyi bağladım onu bile görüyor. Yani bir sıkıntısı yok. Yani fare bağlanabilen ve bluetooth özelliği olan her cihaza bağlarsınız. USB olan ve fare bağlanabilecek her cihazı da yine bağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Logitech'in sayfasında yazmıyor olması bunu yapamayacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Orada işte Chrome var, macOS var, Windows var, şu var, bu var hepsi var ama dediğim gibi fareyi de bağlayabiliyorsunuz. Bir de Flow özelliği var biliyorsunuz. Flow özelliği farklı cihazlar arasında dosya transferi yapmanızı sağlıyor. Bu PC'den PC e olabildiği gibi yani Windows'dan Windows'a, Windows'dan Mac'e de olabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Hani böyle birden fazla cihaz kullanıyorsanız işte evde bir Windows'unuz var, iş yerinde Mac'e de tam tersi ya da iki tane Windows'unuz var ya da iki tane Mac'iniz var. Onlar arasında dosya transferi yapmak için de bu özelliği kullanabiliyorsunuz. O tarafa da bir göz atmanızı öneriyorum. Evet, profesyonellerin tercih etmesi gereken tarzı bir ürün olan Logitech Anywhere 3... Gerçekten de güzel bir fare olmuş. Zaten Logitech'in ürünleri belli bir kaliteyi sunuyor arkadaşlar. Yani hani böyle çok ucuz modellerine bile baktığımızda belli bir kaliteyi sunuyor. Böyle pahalı diyebileceğimiz ya da birçok özelliği olan bir fare diye baktığımız ürünlerde de zaten o kaliteyi fazlasıyla karşılıyor. Ee, Şöyle düşünelim, fazla bir rakibi de yok yani Logitech'in bu alanda en azından. Yani 700 direkt bir fare alırken hani hay Logitech almayayım da ne alayım dediğinizde aslında çok da fazla bir seçeneğiniz şu anda yok. Neredeyse piyasanın hani en önemli oyuncularından bir tanesi şu anda Logitech. Başka da böyle hani bu kategoride fare üreten çok fazla bir üretici olmadığını görüyorum, biliyorum. Eğer hani bu tarz bir ürün alacaksanız, fare çok kullanıyorum ben, çok profesyonel işler yapıyorum her gün benim o fare elim ayağım diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle göz atmanız gereken bir cihaz olmuş bu fare. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysem affola. Logitech MX Anywhere 3 ile ilgili anlatmayı unuttum. Ya da şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? gibi sorularınız varsa çekinmeyin. Videonun altında benimle paylaşın. Hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Bildiklerime yanıt vermeye çalışıyorum. Ee, soru sormadıysanız kalp atmaya çalışıyorum. İşte like vermeye çalışıyorum. Beğenmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Bu konuda bana destek olun. Aynı zamanda kanala da abone olun ya. E olun ya şu kanala abone. Korkmayın yani. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Hep bunları söylüyorum ama e, izleyenlerin büyük bir çoğunluğu en azından YouTube bana böyle söylüyor. Verdiği analitik rakamlarında. Diyor ki seni izleyenlerin büyük bir çoğunluğu hatta şimdi çıkarayım şuraya da. Bazı videolarda koyuyorum onu. Çıkarayım şuradan şöyle. Şöyle mi yapalım? Heh, şöyle. Şurada bakın çıkıyor. Gördünüz. Şöyle çıktı. İşte burada görüyorsunuz şu anda. Ee, YouTube'un bana söyledi. Yani Google'un söyledi. Diyor ki senin izleyenler, video izleyenlerin %97'si falan da en son. Her, ha, hala da muhtemelen öyledir. %97'si kanalına abone değil diyor. Ee, abone olursanız çok sevinirim. İstiyorsanız beni sosyal alanda takip edebilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da aktif olarak kullandığım hesaplarım yer alıyor. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.